arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çok güzel, yumuşacık, kaşarlı poğaça yapacağız. Kahvaltı özellikle harika oluyor. Hemen hamurunuzu yoğurup, yarım saat kadar mayalandırıp, şeklini verip fırınlayacağız. Şöyle derince kabı önüme alıyorum. Bir su bardağı, elimiz 42 klasik bardaklarla ılık su. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı ılık süt. 100 gram tereyağı. Tereyağını ben birazcık erittim acelem olduğu için ama sizler arzu ederseniz oda ısısında da bekletebilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 1 paket kuru maya. Öncelikle bu malzemeleri güzelce karıştırın. Maya birazcık erisin. Şöyle bir 5 dakika kadar bekleteceğim. Biraz mayanın içinde tamamen erimesi için. Şimdi unu yavaş yavaş ilave edip şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Unun miktarını size sonunda söyleyeceğim. Muhakkak yumuşak elde edin ki poğaçanız da yumuşak olsun arkadaşlar. Hamuru yoğurdum. Böyle elinize yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin arkadaşlar. Bakın hamur oldukça yumuşak. Unu ilave ettikten sonra şöyle 1-2 dakika boyunca yoğurmanız yeterli. Bakın hamur yumuşacık ama hiç elime yapışmıyor. Bu tereyağın sayesinde böyle bol yağlı bir hamur olduğu için birazcık da. Tamamdır. Toplamda dolu dolu 5 su bardağı un gitti. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Yavaş yavaş ilave edin. Biraz fazla ya da biraz az da gidebilir. Şimdi hamurun üzerini streç filmle kapatacağım. Odanın ısısına göre, havanın sıcaklığına göre değişebilir. Ortalama yarım saat 45 dakikada mayalanacaktır. Hamur yeterince mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Bunu şöyle masanın üstüne alıyorum. Şöyle yuvarlak bezeler koparıp kenara koyuyorum. Hamurun yumuşaklığı harika arkadaşlar. Hemen hemen yumurtadan biraz daha büyük. Yani mandalina büyüklüğünde diyebilirim. Bezeler yapıp kenara koyuyorum. ...16 tane beze hazırladım. Şöyle çok olmadan hafif bastırıp... ...ben kaşar peyniri kullanacağım. Böyle içerisinde birazcık erimesini istediğim için... ...orta kısmına koyup... ...hemen hızlıca toparlıyorum. Elimi alıp yuvarlıyorum. Bu şekilde... ...tepsiye diziyorum. İsterseniz de aynı işlemi... ...elinizde de yapabilirsiniz. İstediğiniz miktarda... koyabilirsiniz. Çok kolay, pratik bir poğaça. Kaşığı koyup kapatıyorum. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemle devam ediyorum. Hepsini tamamladım. Şimdi bir 15-20 dakika kadar tepsi mayasında bu şekilde bekletip yumurta sarısını sürüp fırınlayacağım. Tepsi mayasında beklettikten sonra bir adet yumurta sarısı üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar güzelce pişiriyorum. Bu
poğaçayı fırından çıkardım. Müthiş bir şekilde pişti. Tam 25 dakika boyunca yumuşacık. Harika bir poğaça oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Hemen şöyle bir tanesini alıp size ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim. Mutlaka kahvaltıya yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam böyle hafta sonu kahvaltısı için çok güzel gidecek bir poğaça. Birden 10'a kadar puanlarınızı da bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.